Hafta var diyor. Başka hep his geçiyor hafta. Vay be. Ama aynı yerde bir yerde diyor ki hissi haf ve korku damarı diyor arka arkaya. Çok güzel. Abi şimdi ondan sıyrıldık bugün. Öyle mi yapalım? Evet tabii tabii şimdi o bedensel artık onlar bugün durum iyi değil. İyi peki. Onu Allah'ın izniyle kaç? 266. Hasan abim. Efendim abim. Müsaitse gruptaki abilerden, kardeşlerden görüntülerini açsalar da görüntülerini de O. görsek. Ha tamam. Müsait olanlar, müsait değilse Tamam. kapatabilir. Tamam nasıl isterlerse. Yani umumi derslerde de açılabilir ama şöyle oluyor. Yani anlayamıyorsunuz. Yani ayağınızın aşağısında kalıyor telefon. Uygun oturmuyorsunuz. Ondan sonra arkalarından çoluk çocuk geçiyor. Yani dikkati çekiyor. Ama böyle adam gibi böyle durursak, böyle kamerayı farkında değilsin, ayağını oraya masaya koymuşsun, böyle göbekten aşağıya kalıyor telefon. Sizi böyle çekince de hoş olmuyor böyle. Doğru, Ama haklısınız. yani ama dikkat edersek hiçbir sorun yok. Sifon için. Mesela ben telefonları kapattırıyorum. Niye? Ben rahatsız olduğumdan zannediyorlar. Hayır. Kardeşim biz zaten düğünlerde, cenazelerde konuşuyoruz. Kendine 40 dakika vermiyorsan bari bizimkilere de zarar verme. Yani onun için. Yani zarar verme kardeşim ya. 40 dakika kendine ayır. Hani umumi dersi diyor. Evet, şimdi bunda değil. Biz hangisini yapmış? Şuur 121 dedik. Heh. Getirdin mi abim? Geliyorsun abi, ben Tamam. alacağım. Tamam. Teşekkür ederiz. Hadi başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersliyorum. Şimdi dersimizin mevzu ha bugün onu da yazalım. Bunu da kontrol edin. Geç kamera şey. Sen vazifene geç. Sen de öteki vazifene geç. Sen kameraya geç. Sonra onları idare et. Tamam, sen de oraya geç. Mehmet git zencefili getir bana. Yazık ki 5 dakika var. Olsun git orada dur hemen git ya. 10 dakika var. Dima. Senin vazifen o. Dima kaçtı? Arkadaşlar. Galiba 138 abi ya. Ya 108, 38 mi 39 mu? 38 130, abi. 39. 39. Sepo. Heh. Allah Allah. Bugün en kaçı? 13. Yani 13. 139'muş. Tamam. Akıl. Tepecik. Canlı yayın. Bilelim. Bu sebebi nuzulu. Hani öyle şey yapmıyorum yani. Bu sebebi nuzulu olduğu için yazıyorum. Hasan abi şey yazsak mı ya? Ne? Canlı yayın değil de Meclis-i Nurani yazalım. Tamam. Meclisi Nurani. Evet. Tamam abi. Tamam mıyız? Bugün havamız çok iyi. Elhamdülillah. Çok şükür. Bugün dünden beri çalışıyorum. Bir denk geldim. Ya en sonda başlattırıyor. Şimdi ben 124.
Mesnevi Nuriye, size gönderdiğim defterin 329. sayfa. Tekrar soruyorum. İyisiniz değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok iyiyiz. Ha. Çok önemli. Ne diyor bir bak hele. Tamam kalsın. Şöyle bir şey yapayım ben de. Bir damlasını alayım. Koy, ayarla bunu. Mesnevi Nuriye 124. Şöyle yapayım bunu da. Ne diyor ya? Cam. Hayal et camı. Su. Hava. Alemi misal. Ruh. Akıl. Hayal. Zaman. 2, 4, 6, 7, 8 galiba. Vesaire gibi. Tecelli, timsal, akislere, mahal ve mazar olan çok şeyler vardır. Maddiyat-ı kesifenin timsalleri munfasıl. Ne demek? Yani aynaya tecelli eden şu kalem, kesif, munfasıl. Ne demek? Birbirinden ayrılmış. Aslından uzak. Fasıl olmuş. Yani. Fasıl olmuş. Yani o değil. Onda. Doğru. Hem ölü hükmündedir. Ölü hükmündedir. Bugün birkaç ders yaptığım için. Şimdi ölü hükmündedir. Bu kalemin aynadaki durumu. Çünkü asıllarına gayb oldukları gibi asıllarının haysiyetlerinden de mahrumdurlar. Burayı anladık. Kesifin aynadaki durumu bunun gibi değil. Bundan kopuktur. Nuranilerin timsalleri, nurani olanların aynadaki durumu, yani güneş, nurani, asıllarıyla muttasıl ve asıllarının haysiyetlerine malik ve asıllarına gayr değillerdir. Ha, aynadaki güneş ne aynıdır ne de gayr. Ne demek? Yani güneş değil ama değil de değil. Nedir o? Aynanın kabiliyetine göre güneştir. Aynanın kabiliyetine göre güneştir. Çünkü nuranilerin aynadaki durumu kesif olan kalem gibi şeylerin aynadaki durumu aynı değil. Ben aynada gözüküyorum, hüviyetim aynı. Fakat benim ruhsal yapımı, hissiyatımı, latifelerimi ayna gösteremez. Bu metin bitti. Tamam. Çok garip bir yer ama. O zaman bitti. İzah. O zaman aklı vahiye bağlamak nispetinde akıldaki vahiy ne aydır ne gayrıdır. Madem akıl ayna mıdır? Cam aynadır. Cam aynadır. Su aynadır. Sırayla hava aynadır. Benim sesim hava aynasında çoğalıyor mu? Evet. Alemi misal aynadır. Yani bütün resimlerin olduğu yer. Alemi misal. Ruh aynadır. Akıl aynadır. Hayal aynadır. Zaman aynadır. Aynadır arkadaşlar. Allah Allah. Zaman aynadır, akıl aynadır, ruh aynadır, alemi misal aynadır, hava aynadır, su aynadır, cam aynadır. Dışarıdan içeri, içeriden içeri. Tamam. Madem akıl aynadır, nereye aynadır? Vahye.
güneş aynaya tecelli edince güneş aynada ne aydır ne gaydır. Yani aynanın kabiliyetine göre güneştir. Akıl vahiy ayna ise akıl vahiydir. Kabiliyetine göre vahiy devam ediyor canlı, şuurlu. Dima ne kadar vahiye bağlıysa o kadar vahiy devam ediyor. Cebrail devamlı vuruyor, tecelli ettiriyor sana. Vahiy devam ediyor. Cebrail aleyhisselam vahiy indirdi, şimdi yatıyor değil. Vahiy devam ediyor. Aynadaki güneş varsa semadaki güneş vardır. Semadaki güneş duruyorsa ayna ise aynadaki güneş de güneştir. Kabiliyetine göre sırrınca akıl aynadır. Nereye aynadır? Vahye. Vahiy nedir? Kelam-ı ilahi. Kelam-ı ilahi. Kur'an da güneştir, evet. Peki kelamın içerisinde ne var? 430 sözler. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Akıl, vahye ayna olma nispetinde kelamı subuti sıfattan kelama, yani ilim, irade, kudret ve kelama mazardır. Aklın Allah'ın kelamına, ilmine, iradesine, kudretine canlıdır. O taayyün ediyor. İşte mutlak hürriyet, irade aklın bu tarafından geliyor. Kader elimizi bağlayamamış. Akıl madem vahiy aynadır, aynadaki güneş de güneşse, Kur'an'a vahiye ayna olan akıl da kelama, ilme, irade, kudrete aynadır. Kendisidir aynanın kabiliyetine göre. O zaman akla ustad ne demiş işaretcazda? 23. sayfa. Kuvve-i akliye. Akıl kuvvedir, güçtür. Kuvvettir, kuvvet. Seni çok şeylerden çıkarır. Ha? Mesela Budistler bunu biraz kullanıyor böyle konsantreyi. Camın üzerinde yüzüyor adam, cam kesmiyor ya. Bu doğrudur. Gayba değil, melekutiyet eşya ya geçebiliyor beşeriyetten kısmen çıkarsanız. Mesela adam dururken yükseliyor. Bu film değil arkadaşlar, var yani. Konsantre ile oluyor. Bu gayb değil, eşyanın melekutiyetine bedensel hazlardan çıktıkça Brahmanlar, Budistler, bizdeki mağarada büyük evliyalar adi beşeriyetten sıyrılıyorlar. Din şart değil burada. Yeme içmede ve bedensel hazlardan şey yaptın mı hissiyat bedene hakim oluyor. Acayip bir şey. Seyri sülük diyorlar aslında. Seyri sülük der. O maneviyat tabi. Onu demiyorum şimdi. Seyri sülük bizdeki adı. Hepsi de onu diyor. Sülük diyor. Öyle mi diyor? Sülük diyor. Ama o acayip bir şey. Şimdi bakın. Akıl bizi heyecanlandıran nedir? Akıl ayna ise 4 tane subutu sıfat canlı ve ruhludur sende. İşte irade müstakiliyeti oradan geliyor. Akıl vahye ayna oluyor. Mutlak hürriyet, mutlak tercih, irade orada tecelli ediyor ya. Gerçi irade vicdanı bir sıfattır. O beşeriyete ait bir yapı. Ama akıl vahye muhatap olursa canlı Kur'an'la mazhar oluyorsun. Kur'an'ın hakikatine mazhar oluyorsun. Hasan abi. Evet. Özür dilerim, bölmek istemezdim ama. Şimdi vahiy alemi gaybta sürekli var. Alemi gaybta sürekli var. Biz alemi şehadetteyiz. Akıl mı oraya aynadarlığıyla nasıl yapıyor yani? Abi bak açıklıyorum abi, devam edeceğim dur o zaman. Devam ediyorum abi, acayip bir şey. O zaman akıl cüz iken, ustadın tabiri kül oluyor. Cüz iken külli oluyor. Bu akıl, bu vahye mazar olunca
her bir şeyle, her bir şeyle, her şeyi bir yer iken her yerde oluyorsun. 642 Mesnevi Nuriye. 336 lemalar. Her bir şeyle bir cüz iken kül hükmüne geçer diyor. Görüyor musun akıl? Cüz iken kül oluyor. Cüzi iken külli oluyor. Peki fiil de ne olur? 642 Mesnevi Nuriye'de. Bu sefer diyor, her şeyin yanında oluyorsun diyor. Her şeyin bir yerdeyken sen de, her şey bir yerde, sen o makam alaya çıkınca, sen o bir şeyi, her şey iken ona girdiğin zaman her şeyin yanındasın. Ama hiçbirisinin yanında değilsin. Mesnevi Nuriye. Benim Mesnevi Nuriye'mi getirsene kalın. Devam ediyorum abi, nasıl oluyor onun izahına giriyorum abi. Bunlar hüküm. Dur bakalım. O zaman aklı vahye bağlamak nispetinde akıldaki vahiy ne aynıdır ne de gayrıdır. Ha, aklı vahye ayna mı ettin? Aklın o vahiy nispetinde ne vahidir ne gayrdir. Ne odur ne değildir. Asıllarıyla muttasıl diyor. Bak, bu aynaya yansıdığı zaman aslıyla aynı değil. Bu hüviyeti var aynada. Güneş aynaya tecelli ettiği zaman güneş aslıyla aynıdır. Gayr da değil. Ama kabiliyetine göre asıllarıyla muttasıl ve asıllarının haysiyetine malik. Ne diyor ya? Aynadaki güneş, güneşle muttasıl ve onunla o güneşin hasiyetine malik. Benim aklım vahye ayna olmuşsa, vahye muttasıl ve vahyin aslıyla aslına malik. Ve asıllarına gayr değiller. Bak şurada söylüyor. 642. Aman yarabbim. Nelerle uğraşılıyor beşer? Koro neymiş, coro neymiş, toro neymiş, moro neymiş? Allah'ım yarabbi bizi niçin yaratmış, neyle meşgul oluyoruz? Yarabbi bizi muhafaza eyle ya. Bak şimdi. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl senin yanında hazırdır? Bak bu aklı vahya muhatap olma nispetinde oluyor bak bu. Aynı zamanda bütün eşyanın da yanındadır Cenab-ı Hak. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olmak için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, her şeyin yanında olabilme kabiliyeti vermiş bize. Nasıl? Venezuela'da, Peru'da, Arabistan'da, Fas'ta, şu anda hepinizin evinizde falan, dünya ve ahiret, şeceri hilkatın her yerde aynı anda olabilme yetisi ve yetkisi bizde var. Var bu. Yani öyle bir makami külliyete çıkabildiği zaman Resulullah'ta vardı. Bütün isimlerin bütün meratiplerine mazardı. Bütün mertebelerde taallukatı vardı. Bak diyor ki, yani öyle bir makami külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da diyor Miraç, Allah Resulü'nün bedenen, cismen ve ruhen, ümmeti ise, etkiye ümmeti arkadan gelen, ruhen kalben diyor. Gidebiliyor. Cismen değil. Ne oluyor o zaman? İmkan ve vücut arasında hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki sen şu acib budiyeti kat edip de ulaşmak, onun kurbuna vusul olmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da, yani imkan ve vücut arasındaki hadsiz mesafeden sonra ne halik ne mahluk. Ondan sonra, hadsiz mesafeden sonra sonsuz seradikat-i tecelliyat vardır. Ve bunların ötesi ise ölüm ve helakettir. Yani bazıları berzaha kabul edemiyor ya, ya mahluktur ya haliktir, olur mu? Kabir mesela dünyadır, hayır.
ahirettir değil, berzahtır, alem berzah. Miraç da böyle. Haşa vacibül vücut değil, mahluk da değil. Kabu kaybsen, imkan ve vücub ortası. İşte böyle bir makam-ı âlâ var. Bismillah. Arkadaşlar, vahiy, yani vahiy güneş koy, vahiy güneşe koy, aynayı da akıl de. Ha, aynadaki güneş ne aynıdır, ne gayrdır. Aynadaki güneş ne aynıdır, şunu kapatır mısın? Ne aynıdır, ne aynıdır, ne gayrdır. O zaman aynadaki güneş, aynadaki güneş, güneşe neyse kafandaki Kur'an da vahiy öyledir. Vahiy. Ama sakın vahiy Kur'an'daki şu kütüphanedeki musafınız diye anlamayın. Ki kitaplığımızdaki Kur'an musaftır, Kur'an değildir. Okuyanda uyanandır Kur'an, senin Kur'an'ın. Sende uyanandır. Kitaplıktaki mushaftır, sayfalanmıştır. O mahluktur, surettir. Ama sende uyanan mahluk değil. Sureti, kanuniyeti, hakikati lef-i mahfuz, mahiyeti kelam ilahi. Yani subut-ı sıfat. Devam ediyoruz abiler. Çok garip. Akıl vahya ayna. Akıl da nurani. Aynamın hakikati ve mahiyeti ne kadar temiz tutabilirsem, ayna çatlaktır, tozdurdur, kirlidir, renkli değilse, ne kadar aynayı temiz tutabilirsem, yani ayna kırık, dökük değilse, tozlu değilse, aynam o nispetle güneşe aynı oluyor. Ne aynıdır, ne gayr. 16. söz. Nasıl ki şemsin harareti, diyor ki bak, aynaya güneş tecelli ediyor. Diyor ki, güneş nim nurani, nim nurani, yani yarım nurani. Güneş bir anda her yerde değil mi? Hiçbir yerde değil. Koyunun tüyünü büyütürken gezegenleri tutuyor. Gezegenleri tutuyor. Sonra ağaçların yapraklarını büyütürken beni ısındırıyor. Güneş nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor. Öyle mi? Sonsuz işi sanki bir iş kolaylığında yapıyor. Şimdi Allah şu güneşe hayat verse, diyor ki güneşin harareti, hem 10. sözde söylüyor bu misali, hem Mesnevi'de var, hem şualarda var. Her yerde var bu örnek. 16. sözde var bu misal. Diyor ki güneşin harareti hayatı olsa. Ben buraya yazacağım. Yazmam lazım. Çarpıyor mu? Çarpmıyor. Oh. 58 kişi var sanırım şimdi. Güneşin harareti şöyle yapayım. Uzun bir soru sorma ya. Tamam, olur mu tamam, Ömrü? Tamam. Kapat, ne yapıyorsun? Yakınlaştırıyorum. Güneşin harareti hayatı. Sonra güneşin ziyası ne olsa diyor diye şey yapan var mı? Şuuru. Şuuru. Güneşin ziyasındaki renkler insanın duyguları, güneşin hayatı,
duyguları olurdu. Arkadaşlar, güneş nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor. Yani gezegenleri tutuyor, koyunun tüyünü de büyütüyor, armutu da büyütüyor. Şey, yani bu kainata tasarruf ediyor. Yoruluyor mu? Yok. Sıraya koyuyor mu? Yok. Herkesin yanında değil midir? Herkesin yanında mıdır? Yanındadır. Güneş yarım nurani iken varlığın her yerinde, mevcudun her yerinde olursa ruh olan insanın ruhu, ruhu ve aklı ve kalbi, hissi nasıl her şeyin yanında olamaz? Güneş böyle olursa. Diyor ki çok kolay, Allah bir anda farklı farklı işleri tek iş gibi nasıl yapıyor? Bir, insanın ruhu bedenini 200 trilyona yakın hücreyi nasıl yönetiyor? Ne çoğaltırsanız çoğaltın. Güneş misali, güneşin diyor harareti, hararet var ya sıcaklığı. Mesnevi Nuriye'de diyor ki hararet, hayatı hayat, harareti tevlid eder, ortaya çıkarır. Hayattan sıcaklık var, sıcaklıktan hayat var. Tamam. Şimdi güneşin harareti hayatı olsa, güneşin çıkan foton, fizikte foton, bizde ziya, şuuru gibi olsa, gibidir zaten. Güneşin ziyasındaki renkler duyguları olsa, senin ayna vasıtasıyla seninle konuşmaz mı? Ne haber Mehmet dediği anda ne haber Emre der, ne haber Ali der, ne haber şu der. Aynı anda nihayetsiz seslerle herkese navigasyon gibi konuşur, bütün sesleri aynı anda duyar. Öyle değil mi? Hepsi duyar. Duyar ve konuşur, farklı farklı iş yapar, bir iş mani değil. Güneş yarım nurani bu. Tam nurani olan ruh olursa Allah halik, ona konuşmuyor. Bunu örnek veriyor. Şimdi bunu kullanacağız. Mesela nurani dedin ya, böyle oluyor. Nurani olunca. Evet, olunca. Ses de hayır nedir? O nasıldır, o nedir o? Nurani değildi, nedir o? Ses mi? Ses mesela bir tabloya gidiyor. Ha, biraz önce okudum ya, hava. Ses o, nurani değil. Ama şeyde hava alemi kesiften biraz da uzak. Mesela su, cam, hava. Bu ne kadar nurani ise hava, o oraya atılan hepsi de çoğalıyor, sonsuz oluyor. Benim sesim şu anda bütün zerratta yok mu? Yani ille benim sesimin nurani olması şart değil. Ayna nurani. Peki benim sesim nurani, ayna da nurani olsa ne olur? O zaman aynısı gibi olur. Aynı olur. Ya şimdi gidiyor. Şimdi acayip yerlere gidecek bu olay. Kardeşim, insan kader var ya, kader. Yani yaparsam yapalım, Allah işte şey yapıyor, Allah tayin ediyor. Yani cebir çıkıyor falan var ya. Mutlak hürriyet, irade, ilahiye. Benim irademi Allah vermişse, verilen verene karşı eşit olmaz. Bir daha, verilmişse verene karşı mutlak hür olamaz. Verilmiş, o vermiş. Aynı, örnek veriyorum. Aynadaki güneş, semadaki güneşin verilişi değil. Timsalidir. İşte benim aklım ayna ise, aklıma Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti ve kelamı tecelli edince, buradaki irade verilmiş değil. Onun iradesini iradem olmuş, ilmi ilmim olmuş, kudreti kudretim olmuş, kelamı kelamım olmuş. Yerdeki aynada güneşi gösteriyor değil mi? Ne aydır ne gayrıdır. Güneş hükmündedir. Güneştir kabiliyetine göre. İşte akıl aynasında vahiy olunca, vahiy de kelam ilahidir. Kelam ilahi karpuz gibi yer, içine gir. Kelam ilahi üç sıfatı tazamun eder. 430 sözler.
İlim, irade, kudreti tazammun ediyor. O zaman kelam, ya vahiy, kelam, ilim, irade, kudreti tazammun ediyor. Yani aklım vahiye ayna olma nispetinde Allah'ın kelamını, Allah'ın ilmini, iradesini, kudretine ne aynıdır ne gayildir. Mutlak hürriyet böyle geliyor. Verile mahluk irade değil artık o. Aynadaki güneş, aklımdaki irade. Ne olur? Hasan abi. Evet abi. Hasan abi, o ne ayn ne gayr ifadesi Üstad 16. sözde maddi nurani için kullanıyor. Ayn değil fakat gayr da değil. Ama nurani hadislerde hem haydır hem ayndır diyor. Aslında bir tarafta akıl, bir tarafta Kur'an varsa ne ayndır ne gayrdır kelimesi doğru olmaz oraya. Bir de söyle. Aynıdır, haydır oluyor. Hani dediniz ya, o ne aynıdır ne gayrdır. Yani bizdeki akıldaki şey gözüken, aynadaki. Evet, bak şimdi. O maddi nurani için ne aynı ne gayr. Yani daha ilerisini söylemeniz lazım aslında. Evet. Hem aynıdır hem haydır diyor. Aa işte gidecek de Osman biraz daha. Dur gideyim de. Tamam. Çünkü. Şey de diyor abi. Ha söyle söyle. O Osmanlıca şeyde geçiyor. Nurani'nin timsali hay-i murtabıttır diyor. Hay-i murtabıt. Murtabıt. Evet. Yani. Sizin timsali meyyit-i müteharriktir diyor. Meyyit-i müteharriktir. O canlıdır ve ruhludur diyor. Tamam mı? Onu tek tek sıralayacağım şimdi. Şu anda aynadan gittiğim için ne aydır ne gayr. Evet. Kardeşim, Allah'ın aklı yok. Akıl alettir. Akıl alettir. Bu alet nuranidir. Kelam ilahi subutu sıfattandır. İnsanın ruhu şuunat-ı zatiyedendir. Üsttedir daha. İnsanın sırrı mahiyeti zatiyedendir. Kelam-ı ilahi ile yapılanıyoruz. Şimdi o murtabıttır. Yani aynı gibidir. Ama aynanın kabiliyetine göre canlı ve ruhludur. Kur'an yani vahiy böyle aynadaki ne ayne gayr değil Osman'da dediği, ama geleceğim ona. Canlıdır, yetmiyor. Şuurludur, histir, akıllıdır, ruhludur. 110 sözlerde. Bizdeki vahiy. Cinlerle muhabere namı. Hasan abi, o zaman o külliğinin cüz'isi mi oluyor o şey? Şu oluyor Osman'ım. O külli var ya, külli. Yani hayat, hayatı kainatın hayatı mı? Geleceğim, risalete geleceğim, vahiye geleceğim. Tamam. Ama madem şey oldu bak. Tamam. Kainatın hayatını kardeş. O Allah'ın dışında bütün 18 bin alemi var ya. Portakal elma sıkacağı gibi meyvenin özünü sık. Neyse. 18 bin alemi şeye koy. Makineye koy. 336 lemalar. Özünü aldık. Hayat. Hayatı da bir makineye koyduk. 336 lemalar. Özünü aldık. His ve şuur. His ve şuuru makineye koyduk. Özünü aldık. Akıl. Ruh ise öz değil, sabit, müstakil, cevherdir, zatıdır. Tamam mı? Şimdi bu 18 bin alem neyse hulasası da odur. Nedir o? Hayat. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye kainatın hayatıdır diyor. Peki risalet nedir? Hayat kainatın hulasasıdır. Şuur ve his dahi hayatın hulasasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş hulasadır. Hayat dahi hayatın halis, safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Hayatın ruh. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hulasatı hulasadır. Hulasa edeceğim şimdi. Risale çok önemli.
Risalet-i Muhammediye ne demek? Risalet devam ediyor. Risalet devam ediyor arkadaşlar. Nübüvvetle risalet çok farklı. Risalet kainatın bir tencereyi koy. His ve şuur aklından süzülmüştür. Risalet. Risalet. Siyah nerede? Arkaya mı? Siyah. His, hissinden, şuurundan bir tane de vardı. Aklından süzülmüş. Sen de peki risalet cereyan ediyor mu? Hissin kadar, şuurun kadar, vahye muhatap olan aklın kadar, bu üçünü ne kadar birliğe getirirsen, sen de risalet hakikati cereyan ediyor. Vahiy de cereyan ediyor. Anladık mı? Şuurun, koy tencereye. Şuuru koy. Hissi koy. Aklı koy. Karıştır. Bu sende devam ediyor. Risalet. Sende ceylan ediyor. Risalet devam ediyor. Vahiy devam ediyor. Cebrail sende devam ediyor. Cebrail devam ediyor. Murtabıt. Yani o güneş yarım nurani. Vahiy gibi değil. Cam da öyle nurani ama akıl ne cama benzer, vahiy de ne güneşe benzer. Akıldaki vahiy canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır, ruhludur, canlıdır. Odur deme de, ondan ne aynı ne dahil işte, den ilerisi işte. Devam ediyor çok şükür. Niye? İnsanın, insana bakın ya, onun için heyecanlandırıyor insanı ya. Çok garip ya. Abi, risalete aynemiz nispetinde hediyet-i ilahiyenin aksi mi oluyor bizde? Allahu ehadın ferd olarak tayinudur. Risalet sende. Allahu ehadım. Altı tane ismin. İmam Ali'ye göre ism-i azam asın mücedidi. Bütün ümmetlerin felaketinin tamircisi olan Risale-i Nur'da ise altı tane ismi azam değil. Altı tane isimdir. Nuranidir. Altının cemi Allahu ehad. İkinci şua. Allahu ehadım. Fert ismine mazariyetin nispetinde aile-i samet olma nispetinde sende taayyum ve teşahhus edendir. Çok şükür ya Rabbi ya. Kardeş Cebrail devam ediyor Ceberut alemi. Cebrail yatmıyor. Vahiy getirdi hadi benden eyvallah yok. Devam ediyor. Osman güzel söyledi. O dediği kesif. Evet. Ama mecbur acele ettik. Çünkü 110'da geçiyor. Allah Allah. Devam. Çok garip. Akıl vahye ayna. Akıl nurani. Nim nurani değil akıl. Aynamın hakikati vahiy mahiyeti ne kadar temiz tutabilirsen aklımı. Yani aynaya kırık dökük değilse. Tuzlu değilse, tozlu falan değilse. Aynam o nispetle aslı ile ne aynı de gayrı olur. Yani aynaya ne aynı ne gayrı denmiş ama akıl nuraniyet. Akıl o ustad 16. sözde nurani şeylere şey yapmış. Bu nurani
bu nuranilikten ileri arkadaşlar tahayyül ve teşahhus ediyor. Nasıl ki şemsin hararetini hayat, ziyasını şuur, ziyadaki renkleri duygu gibi yakmış olsaydı, senin elindeki aynede temsil eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Seninle konuşacaktı. Ne demek Sedat? Diyor ki, geçin dördüncü şuaya. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ayet bana dedi ki diyor. Biz onu teşbih, temsil olarak tevil ediyoruz. Teşbihtir, temsildir. Ustadın ruhuna inen manadır. Hayır, vallahi hayır. Ayet ustadla konuşuyor. Ayet bana dedi ki, ayeti kazetti ki, kaç tane söylüyor? Bir tane de demiyor. 6 tane söylüyor. Ayet bana gözlük verdi. Ayet şöyle bak dedi, böyle düşün dedi. Bak bir daha. Aynadaki güneş, güneşin ne aynısı ne gayrisi ise, vahiy güneşle ne kadar farklı ise, ayna da akıl o kadar farklı. Akıl aynasındaki, akıl aynasındaki vahiy de, ayetler de canlıdır ayetler, ruhludur, şuurludur, ayet hislidir, ayet hayatlıdır. Ustadla konuşuyor. Konuşuyor herkeste. Seviyene göre konuşuyor. Herkese konuşuyor Kur'an. Kur'an canlı ve ruhludur. Peygamber aleyhissalatü vesselam okunan Kur'an senin kabirde arkadaşın olacak diyor. Ebed yolunda yoldaşın olacak diyor. Cennette ezeli ve ebedi beraber olacaksın diyor. Mana değil arkadaşlar ya. Ne olur sırf manaya setmeyin. Odur işte. Nasıl bir şeyse. Diyor ki bak. Yapmış olsaydı senin elindeki aynada temsil eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Akıl aynasında vahiy ile ustakla konuşuyor. Bundan daha ne var yani? Niye temsil diyorsun, teşbih diyorsun, benzetme diyorsun? Değil ya. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ayet bana dedi ki diyor. Böyle bak dedi diyor. 26. lemada da var. Sen diyor Van Kalesi'nde Ermenilerin yakıp yıktığı şeye harabezadere bakıp durma diyor. Yusebbihu tusebbihu semavat ve ilahir ayet bana dedi ki diyor. Ya acayip bir şey ya. Ayet konuşuyor kardeşim. Ayet konuşuyor. Ayet imdadıma geçti diyor. Ya acayip bir şey ya. Hani böyle teşbih ederiz ya. Manevi yardım etti. Cinlerden, şeytanlardan manevi şey. Elva kabisine konu. Değil ya. O ayet değil ya. Seni tanır bilir ya. Bana getirilen salavatlar diyor Allah Resulü Aleyhisselam canlı ve ruhludur. Bana takdim edilir. O benimle konuşur diyor. Senin kim olduğunu söyler bana diyor. Allah Allah. Ayet ne olur? Bak. Evet dinliyorum Sedat. Furkan Kur'an'ı okursa herhalde abi. Evet. Bir tane de getir. Zencefil. Kanat. Hararetiyle hayat bulurdu. Ziyasıyla şuurlu olurdu. Renkleriyle de duygulu olurdu. Böyle olduktan sonra seninle konuşabilirdi güneş. Bu sıra binaendir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisine okunan bütün salavat-ı şerifeyi bir anda vakıf olur. Ne acayip bu örnek ya. Güneşle vahiy, akıllı ayna. Hayat ile şuur sıfatı değil aslımız. Bak hararet hayata. Hayat da harareti doğurur arkadaşlar. Kanun ilahidir dünyada. Hararet hayatı, hayat da harareti doğurur. Mesnevi'de geçiyor. Bir de bir ziya var, bir de ziyada renk, 7 renkler var. Bak şimdi, güneşteki fotona ziya denilir. Yani güneşin o ziyasına fizikte ziya, foton deniliyor, bizde ziya deniliyor. Peki o fotonun içerisinde ne var? Elektron. Sen bu tarafa gel istersen şey olmasın. O fotonun içinde ne var? Elektron. 7 tane renk var. Elektronik var, elektron dalgaları var. Isı var, ışık var vesaire. Bak şimdi. Ziyada bu 7 tane güneşin de sıfatı var. Ziyada. Zannediliyor ki
her insana Allah ziyasını, Allah ziyasını göndermiyor. Ziyayı güneşe vuruyor, güneşte nur geliyor. 24. sözün ikinci dalı. Herkese Allah esmasını tecelli ettirmiyor. Nesini tecelli ettiriyor? Esmanın cilve, cemal, nakış sanatını tecelli ettiriyor. Ziyayı herkese vurmuyor. Nuru vuruyor. Diyor ki bir ziya var, bir de ziyadaki renkler var. O zaman ziya asıl renklerde onun dışa vuruşu sıfatları. Yani güneşten renk gelmiyor. Ziya geliyor, bak bir şey anlatacağım. Ziya geliyor, yani foton. Eşeğe vurunca sarı, kırmızı, ısı, ışık, güneşin rengi, sıcaklık, hareket, hararet, hareket de çıkıyor. Nereden çıkıyor? Ziyadan. Ziya nedir o zaman? Bütünselliktir. O zaman şuur da bütünselliğe sahip. Ustad diyor ki, güneşin ziyası neyse, bak güneşin harareti neyse hayatımız öyledir. Güneşin ziyası neyse sen ne anlıyorsan, bizde şuur öyledir. Ziyanın içerisindeki renkler neyse bizde duygulardır. Şimdi buna gireceğim. Şuura. Tamam? Şuur. Güneşte ziya neyse bizde şuur öyledir. Güneşte hararet neyse bizde hayat odur. Ziyanın içerisindeki renkler neyse bizde duygular odur. Hadi bismillah giriyoruz. Allahu Ekber. Şuuru bir tanımlayalım o zaman. Şuur. Şuur. 121 sayfa. İlk önce bir şuur anlayalım ki sonra o bizdeki o şuur nedir ki güneşin ziyası mesabesinde, yani şuur güneşe ziya, güneşten gelen Allah'tan vahiy geliyor ziya gibi. Biz de ortaya çıkınca şuur oluyor. O zaman şuuru bir anlayalım. Bu makamda 10 dakika 15 dakika bir şuuru anlatayım. Şuur hakkında seneler vermişiz, seneler. Bu konuda kulaklar için nasıl bilmiyorum, derste var mı? İrfan kardeş de çok uğraşmış. İrfan da çok uğraşmış şu şuurla. Ben şuurun hulasasını okuyorum. Karşının bendeki tesiri his. Karşıya bakıyorum. Elmaya, armuta baktığım şeyler bende ne uyandırıyor? Onun adı his. Kazanımlarımla esmalarda hakikat meratiplerini açarak kat etmek olan şuur. Ha, bende uyandı. Esmaya mazariyetim nispetinde esmaların bende uyanması nispetinde esmaların bütünlüğüne şuur. Bunları vahye bağlamında, bu bende esmalar uyandı. Onları vahye bağlamında usulünde anlamlandırmak ve bende ortaya çıkan o bağın adı akıl. Bende uyanan istidat ve kabiliyetlerimi uyandı. Bak mevcudata baktım. Bende uyandı his. O hisler esma ve sıfatın bil kuvvet çekirdekleriydi. Onları Allah'a bağladım vahye, akıl. Bağlama nispetinde çıkan farklılık Furkan. Furkan. Risalet ise Osman'ın şey yaptığım, teşekkür ederim çok güzel şey yaptı, hatırlattı. Risalet de bunların cemini kıblesine koymaktır risalet. Yani bende uyanan esmaların cilve, cemal, nakış ve sanatının bütünlüğü. Bu şuurdu. Onu Allah'a bağlamaktan ortaya çıktı.
O bağladım Allah'a vahye, o şuurdanlık. Bende farkındalık ortaya çıktı. Bu farkındalık Furkan. Bunları kıblesine koyan Risalet. Risalet bu üçünü yapılandırıyor. Kutsiyet veriyor, muhatap ediyor. Yani aklı, şuuru ve hissi bütünselleyen, şurada var bak ha, şurada. His, şuur, akıl. Bunu bütünselleyen Kur'an ya, o nispetinde bütünsellenmekten hasıl olan, bütüne ceme gelmekten sende bir farklılık oluyor. O farklılığın adı Furkan. Tamam. Bu bütünsellenme nispetinde sen Risalet bitmiş, ölmüş değil Allah Resulü ile aşağı. Risalet devam ediyor. İşte risalelerin hamaleleri asın imamlarında veya şahs-ı manevisinde temerküz edip devam ediyor. Eskide ferdi feritler vardı. Ustadımızın zamanında nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bazı şeyler bitti. Mesela nübüvvet bitti. Yeni vahiy bitti. Ustad'la da şahıs merciyeti, şahıs hakimiyeti, şahsın külliyeti bitti. Şahs-ı manevi var. Allah Resulü'nün şahs-ı manevisi olduğu gibi. İki şey bırakıyorum diyor. Sünnet-i Seniyem ve Kelam-ı İlahi. Sünnet-i Seniye, Kur'an'ın Allah Resulü'nün hayatındaki yaşantısı, açılımı. Risalet ise devam ediyor. Neyi devam ediyor? Vahye muhatap olma nispetinde his, şuur ve aklın bütünselliğinde Risalet sende ceyran ediyor. Vahyi an ve an sende tecelli ediyor hala. Dırrrr. Vahiy aynı. O meratip, ayetin o meratipleri devamlı sana canlı tutuyor. Var yani. Biraz devam edeyim. Bunu şuur. Bunları vahiy bağlamında, usulünde anlamlandırarak farkındalığın meratibi olan akıl, Risalet de bunların cemini kıblesine koymak, Risalet bu üçüncü yapılandırıyor, üçünü kutsiyet veriyor, muhatap ediyor Allah'a. Risalet şuurun şuurudur. Risalet şuurun şuurudur. Vahiy Kur'an'ın iman hayatın hayatı gibi. İman neydi? Hayatın hayatı. Değil mi? Hayatın hayatı. Risalet nedir? Şuurun şuurudur. Esmalarının meratiplerini sana tanımlıyor Risalet. Risalet ne yapıyormuş? Esmaların meratiplerini sende tayin ettiriyor uyanan. Uyanma nispetinde sende Risalet oluyor. Vahye ama en cami kim getirmiş? Şuurunu, hissini, aklını en cami vahye muhatap eden Muhammed ya Rabbi aleyhissalatü vesselam'dır. Ondandır ki nebi olmuştur o. Resul olmuştur. Risalete en cami mazhar olduğundan Resul unvanını almış. Risalet bizde de cevheran ediyor. Ama en cami ayna Risalete, şuur, his ve akla en cami bütünleyen, her esmanın her mertebesine mazhar olduğu için Risalete en cami olduğundan Resul olmuştur. Esmaların meratiplerini sana tanımlıyor Risalet. Vahye akla inmesinin hem delili ve de aklın ikal olup ona bağlanmasıyla akıl olmasıyla vahiy Kur'an'ı dahi hayatlar hakaikinin şehadetiyle hayatı kainatın ruhudur. Vahiy Kur'an'ı neymiş bu son sözlerde? Hayatlar hakaikinin şehadetiyle hayat-ı kainatın, kainat hayatının ruhudur. Şuur-u kainatın aklıdır vahiy. Şuur... Kur'an çıksa diyor ya. Onu geleceğim.
şuur akıl ilişkisi neyse, şuurla akıl bir düşün ilişkisi neyse, hayat ile ruh ilişkisi de öyledir. Risalet şuura bakar, vahiy akla bakıyor. Vahiy lef-i mahfuzdan peygamberimize aleyhissalatü vesselamın olan meratiptir. Subutu sıfattan, Allah'ın subutu sıfatındaki kelamdan lef-i mahfuz sürecine kelam-ı ilahi denilir. Lef-i mahfuzdan alem-i şehadeti Hazreti Ahmet aleyhissalatü vesselama geliş sürecine vahiy denilir. Şimdi hulasanın hulasasını şey yapıyorum. Şuur karşıyı, karşının örtülerini kaldırıyor. His senin örtülerini kaldırıyor. His de şuur arasındaki fark. Çok çalışmaktan bu kadar hulasa olabildi, yapabildim ama şu bana göre tabu. Kainat beni tesir ediyor, etkiliyor. Ben de uyanan. Bunun adı his. Bu hislerin toplamından kainata tekrar bakıyorum. Uyandırabildiğim kadar şeylerse şuur. Akıl ise bu bağın adıdır. İkal olduğundan. Ruh hayattan süzülmüş müstaki zatı ve cevheridir. Akıl dahi şuurun müstaki zatı ve cevheridir. Netice itibariyle neyi neyle izah edeceksin? Risalet çıksa kainat vefat edecek. Kur'an gitse kainat divane olacak. Arkadaşlar bir daha şu şeyi anlatayım. Kainata bakıyorum. Bir ayat-ı tekviniye. Onların yazılımı bende evamiri tekviniye. Akıl ikaldır, bağdır. Aklımı gönderiyorum. Vahye bağlı olan akıl. Vahye bağlı olan akılla kainata akıl ikaldır. Kainat ayat-ı tekviniye, oraya aklımı gönderdim. Oradan etkilendim ben kainattan. Bende bazı şeyler uyandı. O uyanan şeylerin bütünlüğüne his, o uyandı o his. Tekrar o uyanan hisle akıl bağıyla tekrar bir daha gönderiyorum. Kainatın meratiplerini, o zaman o kainatın üzerindeki battaniyeleri, perdeleri kaldırıyor. O kaldırma nispetinde bende ortaya çıkan ki zihine benziyor. Zihin haritadır. Neyi seyredersin, ne ararsın şu an bu arada, hakikati kendinde ara. Her şeyin, bak her bir şeyle her şeyi seyretme yeri zihindir. Vicdandaki zihin. Bir daha. Her bir şeyle her şeyi seyretme yeri zihindir. Ne ile şey yapacaksın? Tefekkürle zihinde mekan açmaktır. Bir daha anlatıyorum bu malzemeden sonra. Zihni bir daha anlatayım. Zihin 18 bin alemin ayat-ı tekvini haritasıdır. Neyi seyredersen buradan seyredersin. Her şey gitmene böyle maddeten gitmene gerek yok. Zihin 18 bin alemin ayat-ı tekvini haritasıdır. Tefekkürle orada mekan açmaktır. Bu bilgiyi verdikten sonra Esma-i Hüsnalar bize tecelli ediyor, kainata tecelli ediyor. Akıl vahye bağlılığı nispetinde bu bende Kur'an oluyorum. Akıl, akıldaki Kur'an aynadaki güneş gibi değil. Ne aindir, ne gayirdir, nim nurani, yarim nuraniler için deniliyor. Benim akıl aynasındaki Kur'an hayatlıdır, hislidir, şuurludur, canlıdır, ruhludur. O değildir de, ne aindir ne gayirdir deme ama, kelam ilahi deme de, bilmiyorum ne deniliyor. Akıldaki o vahiy, akıl bağdı, ikaldı, bağdı. Kainata bir salıverdim. Kainat üstü açıldı. Battaniye gibi, perde gibi üstü açıldı. Bende bir şeyler etkilemedi mi? Bu etkilenenlerin bütünselliğine his. Sonra o hislerle
kainatın gene battaniyesini kaldırdıkça bende oluşan şuur. Bende ne oluşan? Şuur. Geç abi öyle. Geç. Geç. Heh. Farkında değilsin. Geç geç geç. Heh. Bende oluşan şuur. Şuur anladınız mı? Hisle şuur farkı. His karşının üstü kalkması, şuur benim üstüm kalkma. Bir daha. Şuur. Hasan abi. Şuur alacağım. Hasan abi. Sonra alacağım dur. Şuur karşının üstünü kaldırmak. Şey, his. Karşının üstü kalkmasıyla uyanan bende uyanmasına da şuur denilir. Buyur Mehmet kardeş. Abi hisle kendimi tanıyorum, şuurla Rabbimi tanıyorum. Denilir. Denilir ama nakıs bu. Şu his karşının üstü kalkması ayat-ı tekviniye, şuur ise bendekilerin kalkması. Bunu neyle yapıyorsun? Bağla. Akılla. Akıl neydi? Canlı Kur'an'dır, ruhlu Kur'an'dır, hisli Kur'an'dır, şuurlu Kur'an'dır. Akıla Kur'an yani vahiy tecelli edince muhatabın kadar. Onun için risalet ceyran ediyor. Vahiy ceyran ediyor. Vahiy duymam. Tabi vahiy deyince böyle peygamberlere inan ayetle münhasır kılınıyor. Oysa kuyunun dibine Yusuf'a vahyetti. Peygamber değildi, çocuktu. Musa'nın annesi peygamber değildi, vahyettik dedi. Sema ve arza vahyettik dedi. Şeytana vahyettik dedi. Şeye vahyettik dedi arıya. Meratipleri var arkadaşlar. İşte biz şuur, his, aklı ne kadar bütünlüğe getirirsek bizde risalet olur. Bunun en cami bütüne getiren yani bütün esma ve sıfatın bütün meratibini bütünleyebilen Hazreti Ahmet Aleyhisselatü Vesselam olduğu için o Resul olmuş. Biz de o nispetle Resul değiliz. Onun yaverleri, hizmetçileri, yardımcılarıyız. O nispetle hamali olmuşuz. Böyle hamal olmuşuz. Yükünü taşıyoruz. Risalete, Resullüğüne ne yapıyor? Asın imamları hepimiz destek veriyoruz, çalışıyoruz, beraber oluyoruz. Abi özür dilerim, yanlış söyledim Hasan abi. Ha, söyle o zaman doğrusu. Hisle kendini tanıyan Rabbini tanır, şuurla da Rabbül Alemini tanır. Ha, Rabbül Alemini abim, Rabbül Alemin çok zor yani. Rabbimden kalbim diyor, Rabbül Aleminden değil, Rabbimden haber veriyor. Yani biraz şey o, Rabbinle Rabbül Alemin mümkün değil o. Rabbül Alemin, alemlerin Rabbini bilmiyoruz. Ancak Peygamberimiz öyle demiş. En iyi yine bilen yine kendin sensin demiş. Abim şu, metninden gidiyorum ya. His ayat-ı tekviniyelerin bizdeki uyanda, bizde yaptığı tesir. Yani hissin kaynağı hariçtir. Şuurun kaynağı budur. Benim. Hasan abi, hisle evamiri tekviniyeyle konuşuyoruz. Şuurla evamiri evamirle, akılla da vahiyle. Harika. Bir daha yavaş söyle. Hisle evamiri tekviniyeyle konuşuyoruz abi. Şuurla evamirle, akılla vahiyle abi. Ha. Evet. Evamiri tekviniye mazi hal ve istikbali cem etmiş. Evamiri tekviniye. Emir ise andadır. Andadır. His. Onun için mi istedin ona? Şuur abi diyor. Karşıdaki uyandırıyor ya his abi. Evet kurs. Karşıdakiyle konuşmamız bizim. Ağaçla, nebatatla, elmayla konuşmamız bizim bu. Doğru. Şuurda ise evamiriyle konuşuyoruz. Akılda vahiy. Zaten ruhta konuşma yok. Tamam. Müşahedetullah makamı. Doğru. Çok güzel. İyi. Ama bu koca bir derste, şimdi çıkacağız dersten diyelim mesela. Bugün ne anladık? Şu. Bir sürü detaylar var. Şuur, his konuştuk ama. Arkadaşlar, güneş de Allah'ı düşün.
yani mahluk, nimnurani. İnsanın aklına, hissine, ruhuna bile gelmez güneş, mahluk. Ama örnek, güneş de Allah'ı düşün. Kelam ilahi düşün, kelam, Allah'ı. Güneş de Allah, misal. Ayna ile insanın ruhu, ayna ile insanın aklını. Bir daha, güneş, kelam ilahiye örnek. Akıl, akıl da vahiye örnek. Şimdi güneş, aynada nasılsa ki nim nurani, yarım nurani güneş, aynada ne aydır ne gayrıdır, kabiliyetine göre odur, güneştir. Tamam. İnsanın aklı da ak, kelam-ı ilahidir kabiliyetine göre. Kelam-ı ilahide ne var der 430 sözlerde? Kelam-ı ilahi diyor, üç tane Allah'ın sıfatını cem eder diyor. İlim, irade, kudreti cem eder. O zaman kelam-ı ilahi paket, kelam-ı ilahi kelam, kelam sıfatı, içeriği bu. O zaman benim aklım, bugün dersten çıkınca, benim aklım bütünselliği, kelam, içerisindeki 40 küsür sıfat buldum, ilim, irade, kudret. Yani vahiy canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kelam ile subutu sıfat cansız olur mu, şuursuz olur mu? Benim aklım o aynanın kabiliyetine göre, nasıl ki güneşi gösteriyor, o oluyor. Benim aklım da odur deme, ondandır da deme, ne aynıdır ne gayrıdır de deme, ne denileceğini bilmiyor. Ne aynıdır ne gayrıdır, nurani şeyler için söylüyor. Güneş ve ayna için söylüyor. Peki, Cebrail diyor, bir anda arştan şarka garda, şarktan garba kada kanatları vesaire. Aynı anda şurada burada, aynı zamanda Peygamberin Aleyhisselatü'nün huzurunda, aynı zamanda Hazreti Hüseyin Hasan cebine daldırmış. Diye radiyallahu anh sahabe zannetmiş, cebinde bir şeyler almaya şey yapmışlar. Tamam? Yani bir anda ne kadar farklı iş. Kardeşim, Cebrail senin bu alemde yapılandırmak için vazifelidir. Senin için var. Cebrail Dimal, ruhu Mazrail, hayatı Misrafil, kürs beşeriyeti Mikail. Hasan abicim, ben de biraz müdahale edeyim lütfen ya. İki müsaade edin, bu uzaktan ders beni bağladı herhalde abi. Çok konuşamıyorum. Şimdi Hasan abi, Kur'an 23 yılda indirildi. Öyle mi abi? Evet. Abi, şimdi vahye muhatap olan akıl, lef-i mahfuza kelam-ı ilahi 23 yılda inmedi. Kelam-ı ilahi lef-i mahfuzda bir anda dönüştürüldü Hasan abi. Şimdi Kur'an bize, yani bakın, şuuru tarif ederken Hasan abi, siz aslında zihni tarif ediyorsunuz Hasan abi. Yani marifetullahı tarif ediyorsunuz. Yani tefekkürle zihinde yaratıyoruz. Açtığımız yer tefekkür değil artık. Açtığımız yer şuurdur Hasan abi. Yani biz orada var olan Kur'an'ın üstünü açıyoruz Hasan abi. Bunu akılla yapıyoruz. Akıl için zaman geçerli. 23 yıl akıl için. Ama biz zihnimizde zaten evamili tekvini olarak var olan kelam-ı ilahiyi bir anda sahip olmuşuz. Biz vicdandaki kelam-ı ilahinin üzerine açıyoruz Hasan abi, tefekkür ile. Yani dolayısıyla yani bu vahiye muhatap olan akıldır ama Hasan abi, Kur'an'ın indirildiği yer akıl değil. Kur'an'ın indirildiği yer benim zihnim Hasan abi. Orada açtığım kadarlık bölüm de benim şuurum oluyor Hasan abi. Ben biraz böyle sanki anlıyorum. Yani mesela diyorsunuz ya, şimdi
akıl vahye muhatap. Sanki biz zannediyoruz ki başlangıç orası Hasan abi. Halbuki ben beni tanıyorum Hasan abi. Kur'an bana indirilmiş. Ben aslında bendeki karşılığı Furkan'ı aralıyorum, oluşturuyorum Hasan abi. Yani benim zihnimde, yani his, bakın tersten geliyoruz Hasan abi. Latife-i Rabbaniye, değil mi abi? Üzerine çıkıyoruz. Nedir tersten şimdi gelince şaşırdım Hasan abi. His. His. Onun üzerinde zihin, onun üzerinde de irade, ki ibadetullah'a denk geliyor abi. Anlatabiliyor muyum? Yani ben beni orada oluşturuyorum. Yani ibadetullah'ta ben Furkan'ımı oluşturuyorum Hasan abi, irademiyle. Akıl bunları fark eden. Dedi ki Hasan abi, tefekkür-i imani dediğimiz o vicdanla zihni, özür dilerim, vicdanla aklı, dimağı birbirine bağlamanın adı oluyor tefekkür-i imani Hasan abi. Hani bizi korkudan alan. Anlatabiliyor muyum Hasan abi? Benim demek istediğim bu. Yani mesela Kur'an, hani bazı alimler arasında tartışma çıkmış ya Hasan abi, Kur'an 23 yılda indirildi. Tamamının indirildiği an diyorlar. Bir de ilk indirildiği an diyorlar. Hasan abi işte orada şunu ayırt edemiyorlar anladığım kadarıyla. Vicdana o bütünlüğüyle bir anda indirildi. Yani kelam-ı ilahiye muhatap olan benim vicdanımdaki zihin. Evet. Bu buraya kadar şans. Hasan, Gafur kardeş, evet, Kur'an bir defa, bir kere de lef-i mahfuza indirildi. Doğru mu? Kur'an lef-i mahfuza, kelami olan, kelami ilahi, lef-i mahfuza zaman yok, zaman şeyi yok. Tamam, aynı şeyi söylüyorsunuz. Bak abi, geldi oraya bir kere değil mi? Tamam. Evet. Lef-i mahfuzun karşılığı zihin değil ki. Lef-i mahfuzun karşılığı zihin. Zaten şunu söylüyorum bakın. Zihin değil ama ben akılla, tefekkür-i imani ile onun üstünü aralıyorum. Onun üstünü açıyorum. Açtığım kadarıdır benim Furkan'ım. Açamadığım değil. Yani Furkan anın bende oluşturduğu karşılık. Yani mesela az önce Hasan abi şuuru tarif ederken dedi ki kazanımlarımla esmalarda hakikat merakiplerini açarak kat etmek olan şuur dedi ya, yani bu ne demek oluyor? Yani zihnin karşılığı olan marifetullah'tan bahsediyor Hasan abi. Yani bu marifetullah'ın diğer bir adıdır aslında şuur. Bendeki karşılığı, o elde ettiğim şuur kadar ben Furkan'ımı oluşturabiliyorum. Yani benim Furkan'ım Kur'an'ın bendeki karşılığı. Abi şuur evamir-i tekvinlerin ayat-ı tekvineye dönüşmüş hali değil midir? Şimdi dışarıdaki ayat-ı tekvineye evet, ben baktım. Evet. Hislerimle evamir-i tekvinelerime geldi, dönüştürdüm. Ben kendimi dönüştürdüm, tanıdım. Sonra tekrar bu evamir-i tekvineyle baktım, ben ayat-ı tekvineye dönüştürdüm. Bunu şuurla yaptım. Doğru mu? Mehmet abi, sen ayat-ı tekvineye, sen ayat-ı, yani sen evamir-i tekviniyenin bütünlüğünü fark edemiyorsun. Bütünlüğünü fark etsen, yani o sendeki evamir-i tekviniyenin bütünlüğünü fark etsen, Rabbül Alemine muhatabiyen de çalış olursun ki. Yani bu çok zor Hasan abim de az önce söylediği gibi. Sen, senin ruh ölçüsünde açmış oluyorsun, Furkan'ın ölçüsünde. Evamir-i tekviniyenin bütünlüğü bence Rabbül Alemine muhatabiyettir. Hasan abim bilmiyorum. Bütünlüğü demedim ki ben. Ne, uyandırdığım ispet. Uyandırdığım evet. Ispet. Neyse o. Evet, evet. Abi, abi selamünaleyküm. Bir şey söyleyebilir miyim Hasan abi? Evet. Hasan abi şeyde, üçüncü sözde iki satır bir yer var. He. Üçüncü sözde. Diyor ki, işte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu, biri muti kanuni ilahi, birisi de asi veya hevaya tabi insanlardır diyor. O yol ise hayat yoludur demiş, burayı çizmişim. Hatta küçük bir şey çizmişim, sonra dima ve kalbi tatbik etmişim. Çizdiğim şu, hayat demişim, hayat. İki tane of çıkarmışım. Muti kanuni ilahi, bir de asi ve hevaya tabirler. Sonra bir daha ok, ikisine de asi ve hevaya tabirlere birinci şuur. Mutu-i kanuni ilahiye ikinci şuur. Sonra bir daha ok,
Birinci şuura birinci hayat, ikinci şuura ikinci hayat. Sonra bir daha ok, birinci şuur birinci hayat, sonra ok Rahman, ikinci şuur ikinci hayat Rahim demişim. Bir şey çizmişim, tevafuk etti. Ondan sonra Dima'ya tatbik etmişim, Dima'ya. Abi, şöyle tahayyül, tasavvur ve tahakkül var ya. Üç tane. Burası irade, zihin ve his var. Bunların tazammuluna birinci şuur, birinci hayat demişim. Ona da Rahman, birinci şuurda. Sonra tasdik ettiğinde insan, tasdik, yani tasdik Risalete bakıyordu ya. Tasdik ettiği andan itibaren ikinci şuur, ikinci hayata geçmiş artık. İkinci şuur, ikinci hayat. Yani bir gayrimüslim birinci şuurdayken, birinci hayattayken Rahmaniyet ona her şeyi veriyor. Bizim gibi nefes alıyor, her şeyi yapıyor. Ama Rahim'den mahrum. Şimdi bu tasdik ettiği, bizim bildiğimiz iman ettiği zaman, bir üstünde de izan vardı ya, izan imandı. Tasdik ettiği zaman bu sefer ikinci şuur, ikinci hayata inkılap ediyor. Hani hayatın hayatı imandı. Bir gayrimüslim, Müslüman olduğu anda bütün ona inmiş oluyor mu? Birinci şuurdayken tasdik etti, iman etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği anda bütün vahye aslında tabi oluyor mu? Abi o, orada şöyle bir şey var abi. Yani Kur'an Müslümana inmiyor abi. Kur'an insansa ona inmiş zaten. Onun evamirinde, onun zihninde zaten var. Müslüman, abi zaten var da şöyle. Müslüman olarak bak şey Gökhan'cığım, Müslüman olarak o onun aklı, Aras abinin bir tarifi var ya, akıl bu aklı yaratan daha kötü bir akıl vardır. Akıl bunu ona bağlamaktır. Müslüman olan bir kafir, bir gayrimüslim Müslüman olduğu an demek, aklını daha külli olan o akla bağlaması demektir ki kendinde zaten var olan Kur'an'ı açmaya başlıyor. Yani vahye muhatap oluyor. Yani şuura tek taraflı bakınca birinci şuur, yani ikinci şuur olarak ayırırsak mevzu biraz daha sadeleşmiş oluyor. Yani çünkü bir tasdiğin alt tarafı var, bir üst tarafı var. Hani Dima'nın tam merkezi noktasında ya bir de Gafur abi. Şimdi birinci şuur, ikinci şuur. Yani birinci şuurdaki adam aslında birinci hayatta oluyor. Tasdik ettikten sonra ikinci hayata geçiyor. Hasan abi, mesela siz araya vahyedildiğini hep hatırlatıyorsunuz değil mi abi? Hı hı. Peki abi arada akıl mı var? Yok. Yok abi. İşte bu ne demek abi? Bu ne demek abi? Ama evamir var. Çünkü evamir, taşın bile bir evamiri var. Peki abi, arıya vahyedilince arı ne yaptı onu? Ne okudu o? Ne okudu abi? Ne okudu? Neyi ne okudu edilince? Evamiri tekvinisini okudu abi. Evet. Evamiri tekviniyesini okudu. Evet abi. Evamiri tekviniye neydi? Yaratılış yazılımı. Yaratılış kitabı, evet abi. Yazılışı okudu. Peki. Evet. Yani şu, ama şuur yok, farkındalık yok galiba orada yani. Herhalde. Furkan yok. Farkında olmadan mı? Furkan yönü yok. Çünkü Kur'an, kelam, camiül kelimdir, bütünselliktir. Onda nakıstır, vahiy o şekildedir onda. Onda o şekildedir. Vahiy iki şekildedir diyor ya. Bir padişah diyor. Bir diyor bakanın emrediyor. Bütün memleketi. Bu külli. Bir de telefon ediyor birisine. O da vahiy cüz'i. Zahire bakarsan ulan bir padişah bana telefonla benimle konuşursa külli değil mi? Hayır, cüz'idir. Cüz'i bir konuşmasıdır. Ama bir emir tanzim ediyor
emrediyor bütün memlekete. Bu külli bir vahiy bu. Her şeyi kapsıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama özelliği var. Bir de bütünselliği var Cenab-ı Hakk'ın ona. Bütünselliği var. Herkesin bir özelliği var. Yani mesela bir kulluğumuz var. Mesela benim iç alemimi ne tanımlayabilirim ne de hepsini diyebilirim. Diyemezsin. Herkes de öyle zaten. Bir de umumla paylaşabileceğim Rabbim var benim. Yani bazı şeyler mesela Rabbimden bahsediyorum. Ama Rabbul Alemin benim alemim de öyle değil. Daha acayip. Daha acayip. İşte temelle gidelim toparlarsak. İnsan bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. Gökhan çok ilginç, ilginç bir daha farklı yerden yaklaştı. Çok garip o da. Alışılmışın dışında oldu o. Çok garip. Şimdi bak, ben bir temel usulü bırakmıyorum otobanın. Bariyerini bırakmıyor. Yoksa meczup, yani ne dediği belli olmayan da duruma düşer. Zahirde, ama Gökhan'a şey geleceğim sana. Kalp, bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. Kalbin. Vicdanda ne var? İrade var, zihin var, his var, latife-i rabbaniye. Dimağda da 7 mertebe var. Zihin, hayat-ı tekviniyedir. Yani 18 bin alemin haritasıdır, muayyen. Onu, usulle gidiyor. Zihindeki o hayat-ı tekviniye, mekansız mekan, varlıksız varlık, her şey orada. Oraya girme nispetinde, oraya tefekkürle mekan açıyorsun. Açtıkça bir şeyle her şeyi görüyorsun. Her şeyin bir yerdeyken, bir yerinde her yerdeyken zihin oraya tefekkürle girilebiliyor. Şimdi vicdanda bir his var. His nedir? Haricin ait hayat-ı tekviniyelerin kalkması nispetinden bende uyanandır. Hissin hedefi hariçtir. Şuurun hedefi ise dahildir. Dahildedir. Vahiy nedir? Netice değildir. Akıl nedir? Netice değildir. Bağdır. Kablo elektrik bağdır. Baraj, ampulüm. Ampulüme kadar geçen süreç. Trafodur bilmem nedir. Vahiy, akıl aynasında. Ruh aynası diyor. Alemisal, hava, hayal da aynaymış. Ayna. Bir şey hayali geldiği zaman canlanmıyor mu? Hayal ettiniz cinselliği, gadabı, hicreti, vurmayı, kırmayı. Hayale geldiği zaman hayal değil ki. Bizim halk arasında hayal. Hayalda bir şey geldiği zaman, ki hayal aklen çok düşük. Hayale bir şey geldiği zaman, ben getirdiğim zaman hislidir, canlıdır, hislidir, şuurludur, derecesine göre ruhludur. Benimle konuşur o. Akıl bunu hayaldır demez. Hayal böyle bir ayna. Akıla daha çıkacağım. Hayale bir şey inince, her şeyden örnek veriyorum. Cinselliktir, gadaptır, hiddettir. Canlıdır, hislidir. Bizi aktif ediyor. Aynı o oluyoruz. Hayal ettiğin şeye dönüşüyoruz. Hatta batıl olursa fasık olur diyor hayali. Çık yukarıya. Çıkma. Onun bir şeyi, tasavvur var. Tasavvur zamanı oluşturur. Çünkü fikirlerin birliğidir. Bilgi ile ilim arasında bir yazı gönderdim size. O tasavvur bilgi mekanizmasıdır. İşte bu hayal ile,
Yani tahayyül ile tasavvuru ikisini alıyor. Fehim denilen süzgeçten akla iniyor. Akıl muhatab ilahi oluyor. Muhatab ilahi. Ama akıl bir ayna. Hayal aynası ne düşerse, dedim ya neler gelirse, hayal o oluyor. Hayale ne inerse o oluyorsun, ona dönüşüyorsun. Peki, akıl hayalden fersah fersah yüksek makamda. Akıl aynı olursa vahiye. Hayale bir şey gelirse, ona dönüşürse hayal. Akle vahiy gelirse, ikisi de tam nurani. İkisi de canlı, ikisi de ruhlu. Hayale gelen resimler cansız iken hayalinde canlanıyor. Ruhsuz iken ruhlanıyor. Vahiy ise canlıdır, ruhludur, şuurludur. Vahiy kime geldiğini bilir. Vahiy kime geldiğini bilir. Vahiy seni tanır. Kimle konuştuğunu bilir. Seninle ne konuşacağını bilir. Seninle farklı konuşur, benimle farklı konuşur. Şimdi bu akıl aynası... Güneşe ayna olan cam gibi değil. Tanımlayamıyoruz artık. Murtabit diyor. Yani bu akıl oluyor vahiy. Ama seviyesine göre. Ne demek bu? Vahiy oluyorsa bu akıl kelam olur. Paket. Kelam. Akıl alet değil miydi? Ha, kelam ilahi. Kelam ilahi de yani vahide ne vardı? İlim, irade, kudret vardı. Akıl da Allah'ın ilmi. Allah'ın kudreti. Allah'ın iradesi. Cilve, cemal yok. Taayyum ve teşahhus ediyor. İşte senin kudretin, kuvve-i akliye ondan... O irade müstakiliyeti, vicdandaki iradeyi bu besliyor. O sendeki akılda vahiy vasıtasıyla gelen irade, vicdandaki iradeyi aktif ediyor. Vicdandaki irade seviyen kadar odur. Deme, ondandır da deme. Öyle bir şey. Bilmiyorum bir ismini. İnşallah olur, bir bulurum külliyatta. Hasan abi, bir şey söyleyebilirim. Evet, tılsım dur sen. Harun söyle abi. Hasan abi, şimdi Cebrail aleyhisselam bir ayna, doğru mu abi? Cebrail aleyhisselam ayna. Dimam bir ayna. Dimam ayna. Lef-i mahfuz bir ayna. Ayna. Tamam abi. Şimdi Cebrail aleyhisselam ne aydır ne gayrıdır de bu konularda anlatıyor. Ne nurani bile değil bunlar. Değil. Evet. Çok daha üstün. Şimdi Cebrail aleyhisselam aynaya baksa kimi görecek abi, insan olarak baksa? Ne, hangi aynaya baksa? Bir mertebe. Kendini bir aynada baksa. Ha, Cebrail kendisini bir aynada baksa kimi görecek? İnsan baksa Dıhye radıyallahu anh'ı görecek. İnsana dönüşecek. Bir manada. Burada okuduğumuz şeyde abi çok gizli bir sır söylüyor 124'te. Diyor ki güneşle şemsle aynı ilişkisini anlatıyor. Nurani, kesef, nurani bunları anlatıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselam kendine okunan bütün salavat-ı şerefe bir anda vakıf olur. Böyle bakınca niye bunu söylüyor? Bunları anlatıyor şemse, güneş ilişkisi, sonra Resulullah anlatıyor. Bütün her şeyi birden işitir diyor. Şimdi Dıhye radiyallahu anh'ı görür dedik. Peki bunlar mahiyet-i insaniye bir abi. Aslında bütün gözüken her şey aslında Resulullah. Yani tevhid evet. Var. Kainatın maddi ve manevi hayat-ı Muhammedi o. Evet. Çünkü akıl diyor toplaş gitse diyor kainat aklını kaybeder. Kim için söylüyor bunu? Resulullah için aslında. Risalet çıksa diyor. Yani evet abi, aslında gözük herkes kendini görmüyor muydu Resulullah'ta abi? Evet, görüyordu. Çünkü niye bütün hepsinin toplamı Resulullah. Ondan sonra şey aklıma geldi abi. Mesela Resulullah'tan sonra şöyle bir silsile oluştu bende. Mesela Dıhye'yi ben mesela aklım, dimam, lef-i mahfız. Ben kendimi görsem bu aynada
Zihni radiyallahu anh'ı göreceğim. Ne aynıdır ne gayrıdır. Doğru mu abi bir boyutta? Sureti. Peki bir sırrı akrebiyete gittim abi oradan. Sırrı akrebiyette diyor ki işte sahabeler anca vakıf oluyormuş. Sırrı akrebiyete. Bir de büyük evliya radiyallahu anh'ın talebeleri. Neden böyle bir silsile oluşuyor mesela? Bunu bir söylemek istedim abi. Onu artık nasıl tamamlarsalar arkadaşlar siz. Gafur, farklı bir şey söyleyeceksen alayım seni. Ben de abi tevafuktur ya. Ben de akrebiyet ve kurbiyetle alakalı şey yapacaktım Hasan abi. Ben de onu söyleyecektim. Bizim bu zamana kadarki, bizim şu ana kadarki konuştuklarımız abi, eğer kurbiyet ise akrebiyet bunun neresinde, nerede oluyor diye soracaktım. Tevafuktur. Harun'un önceden müdahale ederek böyle bir yaklaşım oluşturdu. Böyle bir tevafuk oldu abi ya. Ben de bunu soracaktım ki bu zamana kadarkiler kurbiyet midir abi? Yani akrebiyet bunun neresinde? Evet. Şimdi bugünkü derste Risaletin cereyan ettiğini, insanın dimağının yani aklının vahye muhatabi nispetinde Risalet senin üzerinde cereyan ediyor. Allah'ın o kelam tecellisi durmamış. Subuti sıfattan olan vahiy tecelli etti, durdu, bitti. Nakıselik getirir. Muhatabiyet de seviyesiz olursa o zaman tecelli de yakışmaz. Risalet cereyan ediyor. Vahiy cereyan ediyor. İnsanın aklı yani akıl aynasında bunlar devam ettikçe bizi ne yapıyor? Cüziyetten külliyete, cüz iken kül olur ki kainatın aklı olmuş olursun. Kainatın aklı benim. İşte Muhiddin Arabi dedi ya, arş benim, kürs benim, cennet benim. Yani bu yürünmemiş bir yolda yeni bir şey bunu nasıl der ya? İslamiyet'in mucizesi ya diyor ustad. Musa benim. Hasan abi. Lafınızı kesiyorum. Özür dilerim. Şimdi ben eğer diyorsam Hasan abi, yanlış anlamayın lütfen. Ben eğer diyorsam ki vahyin muhatabı akıldır. Ya üstad da mı aynı şeyi söylüyor abi Allah aşkına? Yani üstad bunu söylüyorsa yani burada bir haksızlık var abi ya. Aklım yani akıl vahyin muhatabı benim için geçerli abi belki. Yani Muhiddin Arabi bu söyledikleri yanlış mı? Yanlış değil. Ama bu canikten baktığımız zaman bize yanlış geliyor. Vahiy kime? Ben de neyin muhatabı söyler misin? Yani vahiy nereme geliyor? Söyle bakayım. Nereme geliyor? Hasan abi şöyle söyleyebilirim. Üstad ben ruhum derece hayatına geçtiğim dediği vakit vahiy ondan kesiliyor mu abi? Yok. Kesilmiyor. O zaman vahiy muhatabı olan tarafı neresi? Yani sen bir söyle bakayım. Vahiy muhatabı akıl değilse nedir? Vahiy muhatap akıl benim için geçerli abi. Kim? Yani ustad için geçerli mesela değil mi? Siz Hasan abi, siz Rüştü abi bir rekat namazımı kurtardım dediği vakit o andaki vahyin muhatabiyeti akıl değildi abi. Gafur, vahyin doğru çırpınıp duruyorsun. Zahiri şeriata dokunuyor ya. Vahiy akla geldi. Aklı olmayanın dini yoktur. Ama çözümüş Mehmet'te, Mehmet kardeş onu güzel kullanıyor çok fazla. Vahiyin bir sureti var. Kanuniyeti var. Konumuz vahiy olmadığı için. Dediğin doğru ama sureti mi? Vahiyin sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Vahiy. Yani eğer biz vahiy akıl muhatap olmadı denilirse usule oynatırız. Usul oynar. Usul rencide olur. Akla inmiştir. Akılsıza vahiy inmemiş kardeş. O fıtrattı mesela. Deli cennete gidecektir. Ama vahiye muhatap olmadı. Fıtrat asliye olduğu için. Ama vahiy sureti var. Vahiy sureti nedir Mehmet kardeş?
Hatırladın mı? Vahiy sureti, vahiy kanuniyeti, hakikati mahiyeti nedir? Hatırladın mı abi? Abi sağlam olsun diye bakayım o zaman. Bildiğim bak, bir şey var mı? Ha, bak şimdi. Gafurum. Dediğin doğru ama vahiyin usulü korunmalı ve vahiyin kanuniyeti insanda. Şecere-i hilkatte vahiy nereye indi? Şey, kelam-ı ilahi. Arşa inmedi. Kürse inmedi. Vahiy nereye indi? Arş-ı azama da inmedi. Lef-i mahfuza indi. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır. Ha? Onun temsilcisi mümessili Cebrail'dir. Tasavvufta ceberut alemi denilir. Bizde lef-i mahfuz denilir. Ha, şimdi usul bakımından gidip o bakarken ben cümlemi bitireyim. İnsan netice ne olur? Akıl buna kelam-ı ilahiyeye mazar olunca insan cüz iken kül olur, cüzi iken külli olur ve her şeyin bir şeyde olabildiği bir makama miracını tamamlamış olur. Yani miracına gitmiş olur. Bu akıl, ben bugünkü şeyde akıl vahiy ile vahiyin kendi derecesine göre hislidir, şuurludur, ondan sonra canlıdır, ruhludur. Aynadaki güneş ne aydır ne gayirdir gibi de değildir. Cebrail gibidir. Cebrail gibi de değildir. Cebrail mesela aynı zamanda şunlar yaparken, hani dühye suretine girince o güzel bir latifesini de şey yapayım. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, çocuklar dühye radıyallahu anh geldiği zaman ceplerine şey yaparmış çocuk ya, sokarmış meyve alırmış. Diye Efendimiz de cebi boş gelmezmiş. Bir cebine Hazreti Hasan, bir cebine Hazreti Hüseyin gidermiş. Ama Allah Resulü biliyor. Sureti diye, kanuniyeti Cebrail, hakikati lef-i mahfuz, mahiyeti kelam. Bir daha. Sureti diye, hakikati Cebrail, sureti diye, kanuniyeti Cebrail, hakikati lef-i mahfuz, mahiyeti kelam. Tabi biliyor ama çocuk nerede bilsin? Diye amca geldi. Cebine gittikleri zaman Allah Resulü tedirgin oldu. Cebrail aleyhisselam devreye giriyor. Ya Muhammed, rahat ol. Biz dihyeden aşağıya kalmayız. Allah işte evet. Biz dihyeden geri kalmayız ya Muhammed. Sakin ol. Çocuklar ne almak istediklerse daha iyisini aldılar. Ve amcalarına sarıldılar. Sureti Cebrail. Sureti dihye tabi. Sureti dihye amca. Kanuneti Cebrail. Hakikati lef-i mahfuz. Mahiyeti kelam-ı ilahi. Kelam. Tasavvufta bu aleme... Cebrail, evet seni dinliyorum. Tabii hatırladığım kadarıyla sünneti alemi şehadet, kanuniyeti lef-i mahfuz, hakikati alemi gayb, mahiyeti kelam sıfatı. Harika. Evet Gafur, bu anlattığın doğrudur ama bu meratipleri fark etmeden olursa esasata dokunur. Evet, sureti alemi şehadet mi abim? Evet, alemi şehadet. Kanuniyeti lef-i mahfuz. Dur, var. Vahyin sureti, alemi şehadetin her yerinde. Onun için zerratı Resulullah'ı tanır, taş tanır. Zikrini duyar, sen de duyarsın. Ya Celil, ya Kebir, ya Azim, denizden duyarsın diyor usta. Taşlarda tık 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 da, yağmurdaki şey, zemzeme. Peki, vahyin sureti, alemi şehadet, hayatı tekviniyeler, kanuniyeti? Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz.
Hakikati ne? Alemi gayb. Her yerinde. Mahiyeti de kelam. İnsan. Şimdi arkadaşlar, ne mutlu ki insanız. Ne mutlu ki Müslümanız. Ne mutlu ki asrın Allah işte varlıktan insanı, insandan da Müslümanı çok sever. Müslümandan da Allah'ın seçkin kulları olan o asrın tamir vazifeli olan mücedidlik, mücedidliğin hareketinin içinde olduğumuza inanıyor. Ne kadar bahtiyarız ki Allah bu nimetleri üzerimize gösteriyor. Evet, beşeriyetimiz var. Beşeriyetimizin iktiza ettiği günahlarımız var ama Rabbimiz çok büyük. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan bu davayı elimize vermiş. Anlasın Allah'ın hatırına. Abi, sizi çok seviyorum. Resulullah'ımızı çok seviyorum. Allah'ımı çok seviyorum abi. Elhamdülillah ki benim gibi bir cahili böyle bir derse muhatap etti. Elhamdülillah diyorum abi. Hepimiz. Ve bir müjde daha vereyim. Okudum. Ona da girecektim ama zamanım yetmez. Zihin, iyi dinleyin. 18 bin alemin haritası ya. Haritası. Tefekkürle orada mekan açılıyor mu? Konuştuklarımız alemi şahadettedir. Ama bunlar orada oluyor. Burada icra ediliyor. Ama bu kelamlar burada ifade edilmiyor. İfade edildiğini zannediyoruz. Alemi şahadet, alemi gaybın üzerine tentenili perdedir. Bu alemi şahadet. Bu konuşmalar orada oluyor, burada yankılanıyor, gözüküyor. Orada onaylanmayan, tasdik edilmeyen buraya tezahür edemez. Bu hakikat sureti burada. Bu konuşmalar sureti burada. Onaylanmasa, sevmezse, sevdirtmese sevemezsin. Vermese veremezsin. Onaylanmasan onaylayamazsın. Bu manalar orada serbest bırakılıp burada ifade ediliyor. Bu meclis-i nurani sureti burası. Aynı anda orada oluyor. Burası çekirdek, orada ağaç. Orası ile burası iki alem değil. Birbirine boyutlaşmış, birbirine bindirilmiş 18 bin alemin hulasa camiası bu. Bunlarla, bu derslerle doğru veya yanlış. Madem Allah bu meclis-i nurani maideyi Kur'an'ı sofra vermiş, üzerimizdeki o giydirilen hisler, dayatmalar, örf, anane, gelenek, kültür vesairelerden sıyrılıyoruz kısmen. Bu insanlık imin imin iminlerken üzerimizdeki beşeriyetten de sıyrılmasına vesile olmuş. Tefekkür imani ile enfusi geçemezsek, kazalamazsak Risale-i Nur'un tabirlerini hissiz, zahiri bir kılıf, bir kap olarak görürüz. Lugatına has oluruz. Sırf duymaya yetiniriz. Risale-i Nur tabirleri canlıdır, hislidir, şuurludur, akıllıdır, penceredir, kendisi değildir. Risale-i Nur külliyatındandır diyor. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur değildir. Onu burada gösteriyor. Risale-i Nur Kur'an'ın son icaz-ı manevisidir. Helak olan asırların nasıl ki peygamberle tamircileri var iken Risale-i Nur bu asrın bütün o peygamberlerin helak olmasına sebep olan günahların tamircisi olmasının hasebiyle haşa değildir. Ama Risale-i Nur bütün isimlerin mertebe-i azaminin taayyunu ve teşahhusudur. Risale-i Nur
canlı ve ruhludur. Bu Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur canlıdır, ruhludur, hislidir. Risale-i Nur bütün esmanın bütün meratibileriyle ortaya konmuştur. Niçin? Çünkü bütün asırların günahlarının cem olduğu bu asırda tamirci vazifesidir. Buna yetki vermiyorsun, mesulsun diyorsun. Bir okulda müdüre diyorsun ki sen okuldan mesulsun. Yetki, yetki yok. Risale-i Nur'a diyor ki sen asrı tamir etmeyle mesulsun. Yetki, yetkim yoksa nasıl mesul olurum? Risale-i Nur bütün esmanın bütün meratibine mazardır. Okuduğunuz kelamlar kalıptır, penceredir, gözlüktür, merdivendir, dürbindir vesaire. Nedir o? Gir içeriye. Gir içeriye. Burada onun için burada bunlar ifade ediliyor ama nasıl ki alemimizde yaşanıyor, bunlar yaşanıyor alemimizde konuşurken. Burada konuşuyoruz ama burada oluyor. Aynı bunun gibi dünyada olurken orada oluyor. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak içi canı aziz eylesin. Allah kendisine kul, Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, ustadımıza talebe, mücedidliğe varis. Sübhaneke ya varis, tarihte ya bahis. Mazar eylesin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi musibetlerden, hastalıklardan, insi ve cinli şeytanların şerinden hıfz-ı emin eylesin sizi. Amin. Sizi sevenleri, evlad-ı yalinizi, size ve hepimize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, söz verdiklerimizi de Hafız-ı Zülcelal hürmetine Risale-i Nur'un şans-ı manevisi hatırına ve hatırına muhafaza-i emin eylesin. Ustadımızla bütün 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, hak ve sabah gelmeyen asfiyalarla haklanmayı, onlarla beraber olmayı Cenab-ı Hak Rabbul Aleminin hürmet ve hatırına nasip eylesin. Ve ahir devamım enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha temas selavat. Abi bu Sübhaneke varis, tarayete varis, o ikindi namazında okuduğumuz orada 13'e tekabül ediyor. Böyle Risale-i Nur'un 13. asrı varisliği de ayrı bir tevafuktur. Evet, evet. 13. sırada mıdır o? Öyledir. Abi böyle Risale-i Nur ile anı aralayıp Rahman'dan damlaları yakalamaktır inşallah ya. Çok şükür. Çok şükür. Allah razı olsun. İnsan bir farkında mıyız? Farkındasınız da konuşayım diye konuşuyorum. İnsanlık inim inim inerken küre-i arzda en böyle rahat ehl-i imandır. Onların içinde ehl-i teslim ve tevekküldür. Onların hizmet içinde diyor hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlas, sadakat ve samimi tesanüde mazar bir kısım talebeler. Daha o aleme gitmeden o alemi burada yaşıyorlar. Allah bu haletleri vermiş. İnsanlık inim inim inlerken bunu duysalar ne derler ya? Derler olan bunlar manyak mı ya? Hani şey demiş ya Hasan-ı Basri Hazretleri. Hasan-ı Basri Hazretleri İmam Ali'nin talebesi. Ne oluyor? Sahabe tabi. Peki ne demiş biliyor musun? Hasan-ı Basri talebeler tebe-i tabiine diyor. Siz sahabeleri görseniz deli dersiniz. Onlar sizi görse hangi dine tabi bunlar derler diyor. Ama böyle bir zamanda böyle bir dersi Kur'an'ı hiç tarihte gözükmemiş. Çünkü böyle bir tarih yok. Yani o zaman öbek öbek bölge bölge bozukluk vardı. Peygamberler, müceddidler o seviyedeydi. Mesela Kadir ismine mazardı İsa Aleyhisselam. Değil mi? Musa Aleyhisselam mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Kayyum ismine mazardı. Geylani'nin vazifesi Ha ismine. Risale-i Nur her asrın insanoğlunu ortadan kaldıran günahının çöküntünün tamircisi olduğu için mantıken ve aklen de iktiza eder ki o tamirle vazifeli olan geçmiş peygamberlerin mazar olduğu hakikata mazar olması lazım. Bu kim? Bu Risale-i Nur'un şahs-ı manevisidir. Buna insan-ı kamil. Bu işte Mehdi Ali Resul işte büyük işte şahsiyet budur. Bu işte
vefat anında bize himmet edecek. Onun inayeti altındayız. Diyor ya, inayet altındayız. Benim de bir reyim var Şahs-ı Manevi'de. Ustadımız Bediüzzaman'dır. Bu mücedidliğin ortaya çıkmasına vesile olan âli bir ruha sahip. Said Nursi ise senin ve benim gibi beşerdir. Bu da bunlara mazhardır. 48. sayfa Emirdağ 1 ve 125. sayfa Emirdağ'da Said de bir nur talebesidir. Doğrudur. Ama Bediüzzaman nur talebesi değildir kardeşim. Mücedidliğin ortaya çıkmasına vesile olan âli bir ruhtur. Büyük Mehdi'dir radıyallahu anh dediği odur. O dört sahabeden sonra geliyor. Ama Risale'nin şahs-ı manevisi Kur'an ve hadisten sonra Kur'an'ın son icaz-ı manevisidir. Kim ne derse desin böyledir. Çok şükür. Selam. Maşallah. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam aleyküm İrfan'ım. Aleyküm. Neredesin İrfan ya? Abi mesaideyim bir taraftan da. Ortam çok müsait olmadığı için giremedim. Dedim gençleri pistten alalım. Mekanı sahibi geldi abi. Bu şey meselesi var abi. Biraz şuur konusuna şey yaptım. Seni sağ ol şuur. Onun için iade ettim seni şuur. Evet duydum abi. İade ettiniz de ortam müsait olmadığı için girememiştim. Bu şeyde düşüncelerde, tefekkürlerde şöyle bir problem var abi benim anladığım kadarıyla. Şuuru bir yere sıkıştırmaya çalıştılar tanımlayan arkadaşlar, tabir ederler. Şuur, ruhun bir sıfatı olduğu için abi, bu da aşağı kapsar demektir. Aşağı zamdan aşağıya ne var? Bizim bildiğimiz kainat veya bilinmeyen kainatlara dahil olmak üzere hepsi şuur temel üzerindedir abi. Yani mesela ayat-ı tekbiniyede nevamir-i tekbiniye gibi orada da vardır bu. Yanlış değildir ama eksiktir. Ondan sonra şuur için bu şekilde bakılırsa daha doğru olur. Yani şu. Çünkü biz hemen hemen ruhta zişurdur, zişurdur, zihayattır, kanunen vücud haricidir. Yani ruhun bir sıfatı zişursa ruhtan aşağı olandır dedin. Devam et. Evet abi. Çünkü mesela sadece bunu arştan aşağı bir yer için mesela nefis mertebesinde bir tanım yaparsak şuurla alakalı bu doğrudur ama şuur bundadır dersek bu yanlış olur. Böyle bir ben böyle anladım anlatılardan. İkinci olarak da mesela Gafur abinin dediği mesele işte illaki böyle bir vahye muhatabiyet istiyor bu Gafur abi. Ben de vahye muhatap olmak istiyorum diyor. Alttan alta böyle hissettim abi. Neden ben vahye muhatap olamıyorum diyor. Abi vahye muhatap olması Gafur olarak olmaz. Yani nasıl Üstad Said Nursi olarak vahye muhatap olamadı, ilhama muhatap oldu da Bediüzzaman olunca vahye bir muhatabiyet konusu işin içine girerse ancak bu şekilde olur. Yani Gafur abi eğer vahye muhatap olmak istiyorsa küleleşmesi lazım abi. Duydun mu diğer Gafur? Diğer türlü abi Gafur olarak kalırsa bu ilhamdan öteye geçebilir. Vahyin bir mertebesidir ama onu artık vahiy değil de ilham olarak tanımlamak daha doğru olur. Ben şeye bir bakayım. Şey var mı böyle ondan sonra meclisi kapatacağım. Soru böyle ciddi tamam bir şey var mı? Sen şuur hakkında bir şey diyeceksen bu arada söyle şey İrfan'ım. Abi şuur, birinci şuur, ikinci şuur olarak da tanımlayan bir arkadaş oldu. Ben kendisi tanımıyorum da. Yani bu başlangıç seviyesinde güzel bir tanımlama. Ama sonrasında bakıyorsun ki bütün kainatın özü şeklinde göründüğü için ki yani şuursuz kainatı tanımlayamayacağın için bütün mertebelerde şuurdan bahsedersen o zaman birinci ve ikinci şuur kavramlarını da kaldırmak gerekiyor. Çünkü bütün mertebelerde artık şuurdan bahsetmek gerekecek. Şuursuz bir tanımlama olmaz. Mesela bunu his seviyesinde bir tanımlama söyleyelim. Mesela bir şey his seviyesinde tadıyoruz biz. His seviyesinde anlıyoruz. Bu da bir şuurdur ama onlardan biz şuur demiyoruz. Nasıl vahyin bir mertebesi ilhamsa, buna ilham da vahyin bir çeşitidir diyorsa, his de şuurun bir çeşitidir abi. Onu artık şuur değil, onu his olarak isimlendirmek gerekir. Yani söyleyeceğim bu kadar. Evet. Şey yap. Evet. Akça. Ali bir şey diyecek. Bismillah abi. İrfan abi sağ ol. Allah razı olsun. Çok güzel bir tarif yaptın. Ama Mehmet abinin vahiy ile ilgili tarifi çok güzeldi. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Vahiy böyle alırsak şurada buradan derecelenmiş olmaz mı?
Şurada da bir Gökhan. Oluşmaz yani. Efendim Gökhan. Efendim abi bunu... Bir şey diyorsun. Yani sesin açık bir şey mi diyeceksin yoksa kapat sesini. Evet. Diyeceksen alayım seni. Buyurun abi yok Ali abiyi dinlerim. Ha abi, tamam. O zaman sesini kapat. İrfan'a sordum da. İrfan kardeşime. Şimdi Mehmet abinin tarifi çok güzeldi. Ben hatta bu sesi teşekkür etmeye düşündüm ama. Vahyin suretinin hakikatinin, mahiyetinin, kanuniyeti çok güzel bir tarifti. Vahiy böyle olunca şuur da buradan bir derece alır mı? Yani şuuri külli olarak tarif etti ya İrfan. İşte İrfan şey yaptı, temelde tuttu. Çünkü İrfan ruhu tanımlarken Üstad 29 sözde ruhun 4 ana yapıda meydana geliyor. Kanun emridir. Ama zi şuurdur diyor ruh. Zi şuur, şuur sahibi. Zi hayattır, hayat sahibidir. Kanun emridir, kainatın yazılımına ondadır. Ve vücud harici, yani kainattaki bütün vücudu harici de ruhta yapılanmış. Bu ruh kanun emriyken 4 sıfat verilmiş. Zi hayattır, zi şuurdur, kanun emri, vücud harici. Sonra bunun arkasına bir folyo, bir naylon, bir şeyle sarmış Allah. Yani paketlemiş. O paketin adı bedeni misali, glaf-ı latif ve bedeni misali ile sarmış, bedene koymuş. Bir daha anlatıyorum. Ruh bir kanun emridir. Allah ona zihayattır, zişurdur, kanun emri, vücud harici özelliğini takmış. Bir glaf-ı latif, bir bedeni misali ile paketlemiş onu. Bedene uygun olarak, bedene uygun hale gelmiş. Bedenin içine koymuş. Dolayısıyla şuuru merkezden almış. Ruhun bir sıfatıdır. Çok ciddi bir sıfatıdır. Ve oradan almış. Ama işte bizim konumuz vahiy olduğu için bize lazım olduğu kadar şuura girdik. Doğru. Şuur artı his artı akıl. Üçü ne kadar bütünsele gelirse risalet hakikati bizde aktif oluyor. O nispette vahiy devamlı canlı tecelli ediyor. Hala tecelli ediyor. Etmesinin sebebi risalet devam ediyor. Buna en cami Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam olduğu için ona Resul denmiş. Kemalatı ve beşeriyetin kemalatı noktasında Nebi denmiş. Bizde bu risalet devam ediyor. Bu tefekkür-i imani yapıldıkça o akıl aynasında Kur'an canlıdır, hislidir, şuurludur ve akıllıdır devam ediyor. Rabbime emanet olun. İnşallah Hasan haftaya... abi. Evet. Amin. Şimdi herhalde burada yine bir şuurun sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti lazım olacak bize. Hah. Abim bunu halletsen haftaya. Yani ben suretle ilgili söyleyeyim. Söyle. Ben his şuurun suretidir. Tamam. O zaman o kadar söyleyeyim. O zaman mahiyeti de ruhta olduğu için mahiyeti de ruhtadır. Mahiyeti de ruhtadır. Hasan abi şuuru Almanya'da yapmıştık hatırladınız mı? Unuttum Osman'ım. Ha yani onu ben defterden bakayım buluruz ya. Şuuru hatırlarsanız orada suret kamiliyet hakikat mahiyet yaptık. Ha Erfüşlü'nde geçiyor abi. Yazmışım onu. Yazsın da Osman bir paylaşsan şimdi varsa. Tamam hemen bakayım abi açıkçası. Yani veyahut da açmışsa şey okusun abi. Sayfa 242'de abi Osman abi size okuyor. Oku Sedat. Oku abi oku sen açmışsın abi. Sureti 7 duyguların ceminden kendisinde ve haricindekilerin üstlerini, perdelerini kaldırmasıdır. Kanuniyeti aklın sıfatlarının ceminin bütünlüğünden beslenip süzülmüş aklın bir sıfatı, hakikati meratibi esmaların hakikatlerinin vahyi Kur'an'la onaylanıp insanda ortaya çıkanlardır. Alim ve hakim isimlerine azami derecede mazhar oluyor. Mahiyeti ise risalete şuurun şuurudur. Risalete denmiş abi. Vallahi. Abi. Maşallah. Söyleyeyim zaten anlatılanların özü bu. Sureti hissi anlattı zaten abi. Hissi evet. Anlattı. Evet.
kaniyeti akıldadır. Hakikati vahidedir. Mahiyeti de ruhtadır abi. Evet. Yani onun gibi ama bu tabi tanımlama şey oldu. İlmi o çerçeve evet. Çizildi. Evet. Çok şükür. Allah hamdolsun. Peki. O zaman dördüncü şuada da şuur imanı diyor ya. Şuur geçiyor orada. Yani orada Allah için bıraktığını tekrar geri alıyor. Rabbim ebeden razı olsun abi. Çok istifade ettik. Amin. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Allah razı olsun. Aleykümselam.